İki tane şekil verilmiş ve denilmiş ki şekil 1'de verilen eşit uzunluklardaki iki kağıt şerit A santimetre uzunluğundaki kısımları üst üste gelecek biçimde şekil 2'deki gibi yapıştırılmıştır. Şekil 2'deki şeridin boyu B santimetre olduğuna göre yapıştırma işlemi yapılmadan önce şeritlerden her birinin boyu kaç santimetreydi? Burada yazmayı unuttum ama bu sorularda ilk olarak şuna bakmalıyız. Bize verilen değerler hangileri ve nereyi ifade ediyor? Hepsine bakmalıyız. Yani B, A, C ne verilmişse bakacağız. Hepsinin mutlaka soruda bir anlamı oluyor. Şimdi B yapıştırıldıktan sonraki şeridin boyunun tamamı. A ise şuradaki kısım. Ve diyor ki yapıştırma işlemi yapıldıktan sonra şeritlerin boyu kaç santimetre olur? Ben dürüst olmak gerekirse sınavda bu soruda yine şeyden gitmezdim. Uzun yoldan. Uzun yoldan da bahsedeyim. Şöyle mesela buraya AB olduğuna göre şuraya da C diyelim. Şu kısım C olsun. Şurası A zaten vermiş. Şurası da C olsun. Birleştirince C, A, C olacak. Dolayısıyla B eşittir. 2C artı A olacak. Daha sonra her biri kaç santimde diyor. Ve ben burada C artı A'yı bulacağım. B cinsinde. Nasıl bulabilirim? Önce mesela C'yi bulurum. B eşittir 2C artı A dedim şurada. B eksi A bölü 2 C'ye eşit olur. Sonra getirir orada şurada yerine yazarım. B eksi A bölü 2 artı A derim. O da B eksi A artı 2A bölü 2'den B artı A bölü 2 olur. Yani ne yaptım? Bilinmeyen kısma da ben bir değer verdim. Denklemde yerine koyarak benden istediği türdeki ifadeden buldum. Bu bana göre uzun yol. Ben sınavda buradan çözmem çıksa şöyle çözerim. İlk önce şuna bakarım. Sonuç nelere bağlı? A ve B türündenmiş. Öyleyse derim ki C sonucu etkilemiyor. C'ye kafama göre bir şey verebilirim derim. Burada bir uyanıklık yaparım. C'ye mesela 7 gibi bir sayı veririm. Gıcık bir sayı veririm ki şıklar birbirine benzemesin sonuçta. Hani 1, 2 verirsem şıklar birbirine benzer bir şey çıkabilir. Gerçi etkilemiyor ama yine de işimi garantiye alırım. A ya da bunu tamamlaması için 3 gibi bir şey veririm böyle ona tamamlasın diye. Sonra buraya geldiğimizde şura 7, şura 3, bura 7, B 17 olur. Ve bana diyor ki şeritlerden boyu. Şeritlerin boyu 3 artı 7'den 10 santimmiş. Yani diyor ki bana 17 ve 3'ü kullanarak şıklardan hangisi 10 sonucunu verir onu bul. 17 A seçeneğine bakayım. 17 dedim B'ye. A da 3'tü. 17 artı 3, 20 bölü 2, 10. Bu sağlıyor. Bir de kontrol için hızlıca diğerlerine bakarım. B'den A'yı çıkart diyor. 17 eksi 3 bölü 2, 7. Bu sağlamıyor. 17 eksi 3 hiç sağlamıyor. Bu zaten uçup gidiyor. 17 artı 23 bölü 2 diye bir şey. Bu da aynı şekilde 34, 37 cevap A seçeneği derim. Yani ne oradaki uyanıklık ne bana vermediği parçayının sonucu etkilemediğini görünce ona kafama göre bir şey verip şıklardan gitmek. Diğeri de dediğim gibi denklemi yazıyoruz, birbirine benzeterek çözüyoruz. Cevap A seçeneği.